Bunları bitireyim. Semra Totgöz, yemek kitabınız olduğunu, hatta bir de ekmek kitabı çıkaracağınızı duyduğumda çok şaşırmıştım. Yemek kitabı yazmak da nereden çıktı? Şimdi tarihin... Dur bir dakika, bir de ekliyor. Şu ana kadar gittiğiniz yerlerde yediğiniz en iğrenç şey neydi? Onu söyleyeyim, gördüm de. Şimdi annem 2 yıl önce bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Sağ olsun Bingöz hocamızın sayesinde kalp kapakçı değişti. Annem çok iyi yemek yapar. O bir da de... buradaydı geçen hafta da. O ciddi mi? Sen ustamız, yoktun. Büyük yani. Annem çok iyi yemek yapar. Bir de kendisi evet. Siirt doğumlu ama İstanbul'da büyümüş. İstanbul'da büyüdüğü coğrafya içinde gayrimüslimlerle haşır neşir. Anneannemin annesi Karadenizli. Siirt'te bir füzyon mutfağı içindeydik biz. O mutfak yavaş yavaş kaybolmakta. Annemin tarifleriyle bir kitap yapmayı, sadece ona hediye, ona bir özel baskı yapıp vermeyi düşünürken bir sponsor çıktı. Kitabı yaptık. Kitap inanılmaz talep edildi. Ben de bütün geliri, çünkü yemek kitabından para kazanmayayım diye kendime yakıştıramadım. Gerçi her şey eşim Müge hazırladı ama bütün geliri TV bağışladık. Ve hayatım boyunca hiçbir kitaptan o kadar para kazanılmadı diyorum. Çünkü daha önce bir sürü kitap yaptım Türkiye'de. Yurt dışında da yaptım ama o kadar para kazanılmadı. Çok iyi bir sektör, yemek sektörü. Ama ben boğazına düşkünüm. Yani tatları seviyorum. Sanırım ya ben sizin haberci programınızı seviyorum. Evet, sürekli bir şeyler var. Şimdi siz gittiğiniz her yerde artık bir yerde gına geliyordu. Evet, şimdi de kara fatma. İşte burada kara fatma. Hadi fareler. durun bir işte kurbağa ızgara var. Buradan onu yiyelim. Ama insan ya artık böyle ben hani yakın ortak tanıdıklarımızı görmek istemeyecek noktaya gelmişim. Ya onu nasıl yedin yani orada? Şu anda yamyamlar var bak. Evet. Bir domuz götürmeseydim belki de bizi yerlerdi. Şimdi açıkçası insan oldu. Bu biraz paleontolojiye girince şey görüyorsun. İnsanı insan yapan öğelerden biridir lezzet avcılığı. Yani aynı dönemde bir sürü insan fosili var ama işte Almanya'da bulunan fosillerde dişler sağa sola gidiyor. Çünkü Homo neandertal bulduğun her şeyi çiğ çiğ yiyor. Ama asıl Güney Afrika'da Bushman diye tanımladığımız o Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmindeki insanlar lezzet avcısı. Adamlar 2 milyon yıldan beri farklı ürünleri farklı biçimlerde yenir hale getiriyorlar. Kimini pişirerek, kimini bir şeyler katarak. O insanla başlıyor arayış, merak. Ve o lezzet avcılığı bugünkü uygarlığa getiriyor insanı. Yani lezzet avcısı olmayan bir insandan bir şey bekleme. O kendisine sunulan şeyleri yemek zorunda. Ama öylesine yerlere gidiyoruz ki ben kemotrofilerde yıllarca bırak kendi takımımızın bütün takımların yemek için üstlenmiştim. Çünkü bulabildiğimiz tek pirinçti. Ve yabani sarımsağı kavurup pirinçle yenilebilir hale getirebiliyordum. Afganistan'da bile yani o kar yürüyüşünde içgüdüsel olarak sağıma soluma elimi uzatıp almış olduğum ağaçların tepelerindeki o filizleri ağzımda böyle çevire çevire yiyordum açlığı bastırmak için. Protein ihtiyacı. İnsanoğlu ana sütüyle beslendiği için ben veganlara, vejetaryenlara selam ediyorum ama insanda bir eksilmeye yol açıyor. Çünkü anne sütüyle başlıyorsun beslenmeye. O yüzden hayvansal protein ihtiyacı var. Yani bugün çok basit bir deneme herkes yapabilir. 10 gün hiçbir şekilde hayvansal protein yeme, kafayı yersin. Veya 10 gün sadece hayvansal protein ye, karbonhidrat alma yine kafayı yersin. O yeme olayında insanın yaptığı şey bak burada hani bunlar resmen konuşacağız ekranda gözükmüyorlar hani, evet. Yani bunlar resmen yam yam ama eti pişirirken bile insan etini önce direkt yakmıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu nerede çektiniz bu görüntüyü? Bu İryanja'ya. Bugüne kadar bir BBC gitti, National Geographic gitti. Bir de biz gittik. Biz onlardan 10 yıl önce gittik tabii ki. Evet. Onlar milyon dolarlık bütçelerle gittiğimizde tabii. Ben Gökhan'la ve Fatih'le 2 ayrı seyahati işte 2 domuz 3 şeyle yaptım. Evet. Burada gariptir. Mesela eti yakmıyor. Eti ateşe atmıyor. Ateşi taş atıyor. Taşı bir çukura koyuyor. O çukurun içinde taşın üzerine otlar koyuyor. Evet, eti koyuyor. Benim ekranı arkadaşlar. Onu pişiriyor. Evet. Yani bu işte insan dehası. İşte bu gizem burada var. Lezzet avcılığı. Onun sonucu ama şimdi biz Türkiye'de bakıyoruz. Veyahut da gelişmiş toplumlarda önüne konan her şeyi yiyen insanlar. O önüne konan her şeyi yiyen insanlardan yaratıcılık beklemek imkanı yok. Bir de şöyle bir şey var. Geçen gün ben Radikal'de de yazdım. Zuckerberg'in, bu Facebook'un kurucusunun ilginç bir tezi var. Diyor ki ben diyor kendi öldürmediğim bir şeyi tüketmek istemiyorum. Yani çünkü bunun anlamını bilmiyoruz. Şimdi mesela et geliyor. O gelen et artık et değil pek çok insan için. Adana kebap geliyor. Mesela şiş kebap geliyor. O yani bir hayvanın
neresi olduğu, bu bir hayvandan çıktığı bile kayboluyor. Değil mi? Yani böyle bir insan, algı olarak işte, yani insan biçimlendiriyor onu. Ama şimdi lezzette baktığın zaman Antep'e gider misin bilmiyorum. Ya gitmişliğim var. Ama orada mesela bir Halil Usta var, bir de Şirvan Usta var. Bir de çok tanınmış yerler var. Çok evet. Tanınmış. Gittiğin zaman bir böyle 1000 kişiye servis yapılan yere gittiğinde yediğinin soğukluğu, o yağın ağzında donması bu lezzeti öteliyor. Ama sofraya hemen gelmiş. Hani o kebapçının kömür ocağıyla senin masanın arasındaki mesafe bile lezzeti etkiliyor. Artı gerçek lezzet avcılarının bu dünyada çok az kişide var olan bir gizemli bir arayış diyelim, bir keşif duygusu. Orada şey görüyorsun. Yani etin konduğu şiş bile demir dövülürken ayrı bir şekilde yapılıyor. Çünkü o şişin de ısınması düşünülmesi lazım. İçine konulan baharatlar, değişimler. Şey diyeceğim, biraz önce gördüğümüz maymunu mu yediniz? Evet, bunun da hikayesi çok ilginç. Anlatayım mı? Ya anlat ya, korkunç bir şey ya. Coşkun, neler yaptınız siz? Şimdi bunu yemek zorundaydım diyeceğim. Çünkü bak şu anda pirana avlıyoruz. Pirana avlıyorsunuz. Amazon ormanlarına biz kafa küçültücüleri bulmak üzere yola çıktık. Evet. İkitos'a gittik Peru'da. Burada hem kafa küçültücüler var, bir de hem de yunuslarla sevişen bir kabile var. Bunlar benim daha önce bazı antropologlardan duyduklarım. Gerçek olup olmadığını sorduğumda doğru dediler. Ama uzun yürüyüşler gerekiyor. Uzun tekne yolculukları ve özel uçaklar. Allah'tan habercinin o zamanlar bütçesi vardı. İşte uçakla bir yere kadar gittik. Uçak bir de fazla yolcu almadı. Neredeyse işte önce birinci rehber gitti, sonra Meltem gitti. Ardından kameramanı atamadım, bir ikinci rehber kaldı. Koltukları attık. Uçağın içinde takla atıp, bayağı takla atıp uçağa, çünkü amfibi uçak, sudan havalanması gerekiyor. Böyle Mr. Non uçağını takla attır atır havalandık. Geldik ama Jivaro'lara gitmemiz gerekiyor. Bu kafa küçülten kabile. Meğer o bölge özel harekat bölgesiymiş. Çünkü Tupac Amaros gerillaları oraya sığınmış. Devletin özel birimleri orada operasyon düzenliyorlar. Bizim kameraman Gökhan Acun'un gözleri biraz çekik. Saçlar uzun. Gittiğimiz Jivaro köyünde bizi terörist diye aldılar. Yine. Sorgulamaya başladılar. Bir baktım ki yanı başımda bir adam. Kabilenin lideriymiş, şefiymiş. Ayaklarında koca koca kraterler. Suda yaşayan bir tür sineğin bıraktığı larvalardan oluşan bir yara. Ben hemen eczacı çantamı aldım. Adamın ayağına batikonlarla böyle bir güzel temizleme yaptım. Bir tane ağrı kesici verdim. Ağrı kesici etkisini gösterdiğinde bizi yargılama operasyonu bitti. Birdenbire orada bulunan bir maymun ekşildi. Bir sandık açıldı. Benim ve Gökhan'ın yüzlerimize farklı bitki köklerinden boyalar sürüldü. Sonra bir başka sandıktan tüyler getirildi. Ve reisi kurtardık diye bize o maymun yedirildi. Nasıldı maymun tadı? Neye benziyor dersen biraz işte biraz daha sert tavşan eti diyeceğim. Hamster de yemişsiniz herhalde. Yedik. Ben fare yedim asıl. Ben Kamboçya'da Kızıl Kımerler tarafından bayağı ciddi lağım faresi yedim. 3 günde kanlı dizanteri oldum. Ama yemek zorundaydım çünkü ağzıma zorla soktular. Kızıl Kımerler, bu Vietnam'ın Kamboçya'ya işgali sırasında onlarla buluşmak zorunda kaldık. Ormandayız. Adamlar, biz böyle iki tane bir Fransız arkadaşıma gittik. Biz bunlara şey, elimizde Kımerci Fransızca sözlük. İşte ne yiyorsunuz, ne yapıyorsunuz derken adam bir bambulara koymuş. Ben tavşan zannettim. Bunlar güzel dedim. İşte elimdeki Kımerci sözlükten. Güzel dedi. Ne dedim? Bir şey söyledi. O söylediğim kelimeyi ararken baktım ağzıma bir şey koydu. Yedi. O fareydi. Ye dedi ve de Kalaşnikov sürüldü kafama. Yedim. 3 günde zor kendime geldim. Çünkü kanlı dijanteri oldum ondan sonra. Bu Sri Lanka'da bir balık. Balık. Şimdi yemek programları şu anda revaçta dünyada da, ben bunları 20 sene önce yapıyordum. Gerçekten öyle.